Sayın seyirciler, af tartışması yeniden başlıyor. Ankara'da konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, af konusunun yeni yasama yılında meclisin öncelikli gündem maddesi olacağını söyledi. 18 Temmuz'da sona erecek o halle birlikte terörle mücadelenin aksamaması için yapılacak yasal düzenlemelere destek vereceklerini anlatan Bahçeli, meclisteki yemin töreninde İYİ Partili bazı vekillerle tokalaşmasıyla başlayan polemikler için de konuştu. Af konusu gündemimizdedir. Af talebini bir kez daha yineledi MHP lideri Bahçeli. Meclisin yeni yasama yılında af tartışmasının öncelikli gündem maddesi olacağını söyledi. Arkadaşlarımız bir yasa teklifini sunacaklardır. Biz de onun takipçisi olacağız. Olağanüstü hal uygulaması 18 Temmuz'da sona erecek. Bahçeli de onu hatırlattı ve terörle mücadelenin aksamaması için yasal düzenlemelere destek vereceklerinin altını çizdi. Böyle bir yasa meclise geldiğinde Milliyetçi Hareket Partisi gereğini yapacaktır. Mecliste yemin töreni sırasında objektiflere yansıyan bu görüntüler çok konuşulmuştu. MHP ile İYİ Parti arasında buzlar eriyor yorumlarına neden olan görüntüler sonrasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın Bahçeli pişman olduğu için böyle davrandı sözleri MHP liderini kızdırdı. Sayın Koray Aydın tecrübeli bir siyasetçidir. Daha dikkatli konuşmasını tavsiye ederim. Bir selam vermek, bir el sıkmak şerle hayrı birbirinden ayırır. O gün onlar imtihandan geçmiştir. Bazı MHP'li milletvekillerinin İYİ Parti'ye geçeceği ileri sürülmüştü. MHP lideri rüya dedi. Rüyalar, hayaller, hülyalar çok güzel şeylerdir. 24 Haziran sonuçlarını da değerlendirdi Bahçeli. Cumhuriyet'in 3. evresine geçirdiğini, dolayısıyla Erdoğan'a başkan denilmesinden rahatsız olmadıklarını söyledi. Doğru bir tabirdir. Türkiye'de 3. evre olarak Cumhurbaşkanlık hükümet sistemi oluşmuştur. Bunun kurucusu, ilk cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve çalışma arkadaşları olacaktır. Bahçeli sözü apolet polemiğine getirdi. Muharrem İnce'nin tartışmayı fazla uzattım sözlerini hatırlatırken kullandığı ifadeler sertti. Apolet tartışmasını fazla uzattım diyen zavallılar için pişmanlık olabilir. Ama bizde pişmanlık asla yoktur. MHP lideri 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde de siyasi ayak vurgusu yaptı. Darbe ve seyahat tehlikesi tam manasıyla geçmemiştir. Hala siyasi ayak gizemini korumaktadır.